Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Mutlak değer videolarına devam ediyorum. Mutlak değer 3 diyoruz. Sırada mutlak değerin özellikleri 2 var arkadaşlar. Mutlak değerin özelliklerini bu videoyla bitireceğiz. Ardından mutlak değerli denklemlere geçeceğiz. Bakalım, hemen başlayalım videomuza. Evet, ard arda bakın 4 tane özellik var burada arkadaşlar. Birincisi şöyle: mutlak x eşittir mutlak değer eksi x demiş. İçerideki eksinin mutlak değer olduğu mu, içerideki eksinin bir anlamı yok arkadaşlar. Bu o anlama geliyor. Ben buraya şöyle bir şey diyebilirim. 2'nin mutlak değeri ile eksi 2'nin mutlak değeri, madem ikisi de 2 çıkıyor, eksi 2 gördüğüm yere artı 2 yazabilirim. Bu anlam var. Tabi sayı yazınca zaten biz bunu biliyoruz diyorsunuz ama harf olduğu zaman iş değişiyor arkadaşlar. Bilinmeyen işin içine girdi mi kafa karışabiliyor. İçerideki eksiyi yazmayabiliyoruz. Kısaca böyle diyelim. İkinci özellik de şu: çarpım durumunda mutlak değerin içerisinde iki ifade varsa onların ayrı ayrı mutlak değerlerini alıp çarpabiliyoruz. Diyelim ki şöyle bir ifade var. Gene sayıdan örnek vereceğim. Bunu şöyle yazabiliyoruz: 2'nin mutlak değeri 2, eksi 5'in mutlak değeri 5, 2 çarpı 5, 10. Ayırmadan da yapsaydık ne çıkardı? 2 çarpı eksi 5, eksi 10. Eksi 10'un mutlak değeri 10. Aynı çıktığını görüyoruz. Burada da yine sayıdan örnek verdim ama daha çok harflerle uğraşırken işimize yarayacak olan bir özellik. Üçüncü özellik çarpma gibi aynı. Bölmede de aynı şey geçerli. Bölme yapmadan ayrı ayrı mutlaklarını alıp ondan sonra bölme yapabiliyoruz. Diyelim ki 10 bölü eksi 2. Şöyle bunu ben şöyle yazabiliyorum: 10 bölü 2'den 5. Burada da yapsaydım 10 bölü eksi 2 eksi 5, bunun mutlak değeri yine bakın aynısı çıkacaktı. Demek ki bölmeyi de ayırabiliyoruz. Dördüncü özelliğimiz ise mutlak değerin içerisinde üslü bir ifade varsa üssü mutlak değerin dışına alabiliyorum. Yani şöyle bir şey yapabiliyorum arkadaşlar. Diyelim ki eksi 2 üzeri 3'ün mutlak değeri, bunu şöyle yapabilirim: eksi 2'nin mutlak değeri üzeri 3. Eksi 2'nin mutlak değeri 2 olarak çıkacaktır. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Önce üstü ifadeyi yaparsak eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. Eksi 8'in mutlak değeri yine ne çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Bu da yine işin içerisine bilinmeyen girdiği zaman kuvveti dışarı alabilme kolaylığı sağlıyor bize arkadaşlar. Bunu da kullanacağız. Şimdi bunlarla ilgili bir tane örneğimiz var. Hepsini içinde barındırıyor. Hemen bakalım. Sıfırdan farklı. X sıfırdan farklıymış arkadaşlar. Gerçek sayı olmak üzere. Mutlak değer eksi 4x, mutlak değer eksi 2x, artı mutlak değer 3x, eksi mutlak değer 5x bölü mutlak değer eksi 2x var. Şimdi ben burada gördüğüm özelliklerden yararlanıyorum. Bir kere eksiyi artık yazmayabiliyorum. Eksi yok. Evet, eksileri kapattım. Eksi yokmuş gibi davranıyorum. 4 çarpı x var. Çarpımları ayırabiliyorum. Yani 4 çarpı mutlak x, 2 çarpı mutlak x, artı 3 çarpı mutlak x, eksi 5 çarpı mutlak x. Yani şuraya biraz daha düzgün yazayım. Evet. Bölü iki çarpı mutlak x. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 4 mutlak x
artı 2 mutlak x artı 3 mutlak x eksi 5 mutlak x bölü 2 mutlak x 4, 2 daha 6, 3 daha 9 mutlak x, 9 mutlak x'ten 5 tane mutlak x çıkarsa 4 tane mutlak x kalır bölü 2 tane mutlak x. Mutlak x'ler pay ve payda da olduğu için sadeleşir. 4 bölü 2 cevabımız 2 olur. Burada ne yaptık arkadaşlar? Hem bakın eksiği kaldırma özelliğini kullandık, hem çarpma özelliğini kullandık mutlak değerde, hem de bölmeyi kullandık. Devam edelim. Şimdi burada da önemli bir özelliğimiz var arkadaşlar. O da şu. Eğer arkadaşlar mutlak değerin içerisindeki işaretler zıtsa, sayıların işaretleri zıtsa, mutlak değerleri, bu ifadelerin toplamının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerin toplamından küçük olur. Hemen örnek verelim. Zıt işaretli iki sayı düşünelim. 5'e 5 ile eksi 1'i düşünelim. Bunları topluyorum. Bunların toplamı küçük mü acaba? Ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından. 5 artı eksi 1, burası eksi olacağı için arkadaşlar 5 eksi 1'den 4 olur. 4'ün mutlak değeri 4'tür. 5'in mutlak değeri 5, eksi 1'in mutlak değeri 1 olduğu için 4 küçük 6 oldu. Gördüğünüz gibi zıt işaretliyse arkadaşlar toplamlarının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından küçük oluyor. Ne zaman zıt işaretliyse. X ve Y aynı işaretliyse, bakın bu da önemli, aynı işaretliyse toplamlarının mutlak değerlerini ayrı ayrı yazabiliyorum. Yani diyelim ki ikisi de pozitif sayılar. 2 artı 3. Ben bunu şöyle yazabiliyorum. Ayrı ayrı. Yine ne yapacaktır burası? 5. Burası da 5 yapacaktır. Veya ikisi de negatif. Şöyle. Yine ayrı ayrı aldığım zaman yine ne çıkacaktır? Şurası eksi 5 çıkıyor. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Ayırıp yaparsak burası 2 diye çıkacak. Burası 3 diye çıkacak. Toplarsak yine ne yapacaktır? 5. Aynı işaretliyse arkadaşlar mutlak değerin içerisindeki sayılar ayrı ayrı yazılabiliyor toplamları. Fakat zıt işaretliyse yazılamıyor. Şimdi bu iki özelliği birleştiriyoruz. Bu iki özelliği birleştiriyoruz. Ve şöyle diyoruz. İki sayının toplamının mutlak değeri ayrı ayrı toplamlarına eşit ya da küçüktür. Buradan küçüktür geliyor. Buradan da eşitlik geliyor. Bu iki kuralı birleştirdiğimiz zaman bak şöyle bir kural elde ediyoruz. Bunun başka bir ismi daha var. Nedir o? Bunun ismi arkadaşlar üçgen eşitsizliği. Tabii bu üçgen eşitsizliğinin sağ tarafı, bir de sol tarafı var. O da şu. Mutlak iki ifadenin farkının mutlak değeri tabii ki toplamlarının mutlak değerinden küçük olacaktır. Ve son olarak şöyle bir ifade elde ediyoruz. Bizim için önemli olan kısım bu. Şimdi bununla ilgili bir soru var. Bir örnek var. Ne diyor bakın? A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere A artı B'nin mutlak değeri küçüktür. Mutlak A artı mutlak B küçüktür. Bakın eşittir yok burada. Şurada eşittir yoksa, küçükse ben buradan ne söyleyeceğim? A ve B zıt işaretli. Evet. Bunu söyleyeceğim. Bu sonuca varabiliyorum. Peki buna göre A çarpı B sıfırdan küçüktür. Evet, zıt işaretliyse arkadaşlar 1 artı 1 eksi olduğu için sonuç ne çıkacaktır? Sıfırdan küçük çıkacaktır. Doğru. A artı B toplam sıfırdan büyüktür. Bunu bilemem arkadaşlar. Zıt işaretliyse buna eksi 5, buna artı 1 dersem sonuç ne çıkacaktır? Eksi 4, yani sıfırdan küçük çıkacaktır. Aksine bir tane örnek verdiğim için bu her zaman doğru değil. A büyüktür B. Bilemem arkadaşlar. Hangisi pozitif hangisi negatif bilemediğime göre her zaman bu doğru değildir. Cevabımız
yalnız 1'dir. Evet, yine üçgen eşitsizliği ile ilgili. 7 artı mutlak x artı mutlak y bölü mutlak değer x artı y ifadesinin alabileceği en küçük değer, en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Mutlak değer x artı y küçük eşit mutlak x artı mutlak y'yi biliyoruz. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Şu ifadeyi elde etmek için her tarafı mutlak değer x artı y'ye böleyim. Şöyle. Pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik ne olmaz arkadaşlar? Yön değiştirmez. Şurası sadeleşti, ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Yani 1 küçük eşit mutlak x artı mutlak y bölü mutlak değer x artı y. Artı 7'ye ihtiyacım var. Eşitliğin her iki tarafına 7 ekliyorum arkadaşlar. Buraya da 7 ekliyorum. 7 artı 1 ne oldu? 8 küçük eşit 7 artı mutlak x artı mutlak y bölü mutlak değer, pardon, tek mutlak değer diye yazacaktım arkadaşlar. Mutlak değer x artı y. Evet, istenen ifadeyi elde ettim mi? Elde ettim. Bu ifade nereden büyükmüş arkadaşlar? 8'e eşit veya 8'den büyükmüş. O zaman alabileceği en küçük değer nedir arkadaşlar? 8'dir. Hemen bir devam edelim. Bir sonraki soru yine buna benziyor. X gerçek sayısı olmak üzere demiş. Mutlak değer x eksi 4 bölü mutlak x artı 4 ifadesinin en büyük değerini bulunuz. Mutlak değer x eksi 4 nereden küçüktür arkadaşlar? Mutlak x artı mutlak eksi 4'ten küçüktür. Küçük yana eşittir. Üçgen eşitsizliği. Bu ifadeyi elde etmek için her iki tarafı neye böleceğim arkadaşlar? Mutlak x artı eksi 4'e böleceğim. Burayı da aynı şekilde. Burada iki taraf aynı şeyler olduğu için bunlar sadeleşti. Burası 1 oldu arkadaşlar. Mutlak x eksi 4 bölü mutlak x artı mutlak eksi 4 nasıl çıkacaktır dışarıda arkadaşlar? 4 diye çıkacaktı. Bakın burayı elde etmiş oldum. İfadesinin en büyük değeri diyor. Bu ifade 1'e eşit veya 1'den küçük olduğuna göre alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? 1'dir. Evet, devam edelim. Evet, özellikler bitti arkadaşlar. Kısa bir testimiz var. Testte de pekiştirip videomuzu bitireceğiz. Evet, benzer bir soruyu çözmüştük. Ne yapacağız? Ayıracağız arkadaşlar. 6 mutlak x artık hızlı bir şekilde yapıyoruz. İçerideki negatif işaretlerin bir anlamı yok. Mutlak değer olduğu için. O zaman eksi mutlak x. Şu eksi işlemden gelen arkadaşlar unutmayın. Artı 4 mutlak x bölü 5 mutlak x eksi 2 mutlak x. 6 tane mutlak x'ten bir tane çıktı. 5 mutlak x. 4 daha 9 mutlak x bölü 5 mutlak x'ten 2 tane mutlak x çıkarsa 3 mutlak x. Mutlak x'lerden kurtuldum, sadeleşti. 9 bölü 3'ten cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Devam edelim. Evet, bakın arkadaşlar. Gene üçgen eşitsizliği ile ilgili. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Mutlak A artı mutlak B, A artı B'nin mutlak değerine eşit. Böyle bir eşitlik ne zaman sağlanıyor arkadaşlar? A ve B
aynı işaretli ise. Buradan bunu anlıyorum. Aynı işaretli ise arkadaşlar çarpımları ne olacaktır? Daima pozitif olacaktır. İkisi de eksi olursa eksi eksi artı olacaktır. Yani sıfırdan büyük. İkisi de artıysa artı çarpı artı artı olacaktır. Yine sıfırdan büyük. İki kesinlikle doğru. Birinciye bakalım. A artı B sıfırdan küçüktür demiş. İkisi de eksi olursa evet sıfırdan küçük çıkar. Ama ikisi de artı olursa arkadaşlar, ikisi de artı olursa sonuç ne olur? Pozitif olur. Bu her zaman doğru değil. A eksi B sıfırdan büyüktür demiş. Bunu da bilemem. İkisi de negatif olarak kabul edersem burası eksi. B eksi başında eksi olduğu için artı. Artı eksi hangisi büyükse onun dediği olur. Her zaman sıfırdan büyük olamaz. Hatta bir tane sayı örneği verelim. Eğer olmadığını ispat etmek istiyorsanız bir tane örnek vermeniz yeterli arkadaşlar. Aynı işaretli olacak. Diyelim ki 1 ve 3 verelim. Eksi olduğu için 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 nasıl bir sayı? 0'dan küçük. Ama 0'dan büyük demiş. Yanlış. Cevabımız yalnız 2 olacak. Evet, bu ifadenin alabileceği en küçük değer için 5x artı 2y bölü 2x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için bakın şuraya dikkat edin. Şurada şunu bir daha yazalım. X eksi 2y artı bakın 10 ve 5 var. Bunu 5 parantezine alırsam 2y eksi x eksi bakın 2 ve 4 var. Burada da 2 parantezine alıp mutlak değerin dışına alabiliyorum. X eksi 2y. Bu şekilde yazdım. Bakın burada 2y eksi x var. Diğerlerinde x eksi 2y var. 2y eksi x'i ben eksiyle çarpabiliyorum. İçeride eksiyle çarpmak bir şey değiştirmiyordu. Ben o zaman bunun yerine ne yazabiliyorum? X eksi 2y yazabiliyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Hepsinde x eksi 2y olduğuna göre şöyle bir şey yapacağız. Bakın bunun da başında 1 var. Bir tane x eksi 2y artı 5 tane daha x eksi 2y 6 tane x eksi 2y 2 tane çıkardık. 4 tane x eksi 2y ifadesinin en küçük olması. Bu ifadenin en küçük olması demek buranın 0 olması demektir. Mutlak değer olduğu için. Burayı küçük 0 yaptıktan sonra artık değer verebilirim. Diyelim ki y 1 olsun. Y 1 ise arkadaşlar x'in ne olması lazım? 2 olması gerekiyor. Alıp burada yerine yazalım. X yerine 2, y yerine 1 yazıyorum. Ne oldu? 5 çarpı 2 artı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 10 artı 2 bölü 4'ten 12 bölü 4 o da eşittir 3. Cevabımız Denizli. A ve B gerçek sayılardır demiş. Mutlak değer A eksi 7 7 eksi A olarak çıkmış. Mutlak değer B artı 15 bölü 5 B artı 5 B bölü 5 artı 3 olarak çıkmış. Şimdi bunlar bize bir bilgi, bazı bilgiler veriyor. O da şu. A eksi 7 neden A eksi 7 olarak çıkmamış? Bunu biliyoruz biz. Mutlak değerin dışına kendisi olarak çıkmamış. Eksiyle çarpılmış, çarpılarak çıkmış. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? A eksi 7'nin sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Yani A küçük 7'dir. İkinci ifadeye baktığımızda ise hiç aslında dokunulmadan çıkartılmış. Aslında şöyle işlemler var. B artı 15 mutlak değeri bölü 5'in mutlak değeri. Sonra üst kısmı da ayırmış. Paydayı da ayırmış. Şu şekilde. Buradan da B artı B bölü 5 artı 15 bölü 5'ten 3 şeklinde yapmış. Bunu yapabilmemizin tek yolu var arkadaşlar. O da nedir? İçerideki ifadenin
sıfırdan büyük olması, eşit veya büyük olması. Şöyle uzatmayalım. Aynen birebir kendisi çıktığı için demek ki b artı 15 bölü 5 büyük eşit 0. Buradan da bakarsak arkadaşlar b büyük eşit eksi 15 diyebiliriz. Peki buna göre demiş 3a eksi b ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 3a eksi b. Bu ifadenin en büyük olmasını istiyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar b eksi 15'ten büyük. Eksi 15'e eşit ve eksi 15'ten büyük. Burayı artı yapacağı için ifadeyi büyütecektir. Buraya o zaman eksi 15 vereyim. A da 7'den küçükmüş. 7'den küçük verebileceğim en büyük değer 6'dır. 3 çarpı 6 artı 15. -18 artı 15'ten nedir arkadaşlar? Evet, bakın şöyle bir şey yapacağız. Bunu unutmayalım. Gerçel sayılar dediği için sayı değeri vermeyeceğiz. 3a. A 7'den küçükse 3a küçüktür 21. B büyük eksi 15 olduğuna göre eksi b küçük eşit 15 diyeceğiz. Taraf tarafa toplayacağız. 3a eksi b küçüktür 21, 15 daha 36 diyeceğiz. Bu durumda 3a ve eksi 15'in alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? 36'dır. X ve Y sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere ifadesini alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi X ve Y'nin işaretini bilmediğim için ne olabilir arkadaşlar? 5x bölü x, y bölü 3y diye çıkabilir. 5 çarpı eksi x bölü x artı y bölü 3y diye çıkabilir. 5x çarpı eksi x bölü x artı y bölü 3 çarpı eksi y diye çıkabilir. Bir de 5x bölü x artı y bölü 3 çarpı eksi y diye çıkabilir. Çünkü x ve y'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğim için her duruma bakmam gerekiyor. Buradan o zaman kaç farklı değer gelecek arkadaşlar? Buradan bir değer gelecek. Buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane. Değerlerin ne olduğunu bulmama gerek yok. Ama bakın farklı değer dediği için aynı değer gelebilir mi diye de şüpheleniyorum. Hemen bakalım. Şöyle sadeleştirdim. 5 artı 1 bölü 3. 16 bölü 3 eksi 5 artı 1 bölü 3'ten eksi 14 bölü 3 eksi 5 eksi 1 bölü 3'ten eksi 16 bölü 3 5 eksi 1 bölü 3'ten 14 bölü 3 14 bölü 3 4'ü de farklı geldiği için 4 farklı değer alır diyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum. Bu zor günlerde evde kal diyoruz. Hayat eve sığar diyoruz. Ama evde geçirdiğimiz vakitleri de verimli hale getirmek için bol bol çalışın, kitap okuyun diyorum. Eksiklerinizi gidermeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.